Arkadaşlar şimdi şu gördüğünüz üçgeni döndüreceğiz. Pratik yolunu size anlattım. İnşallah bu yöntemle beraber daha da pratik olacak. Şimdi benim bu seferki döndürme yönüm saat yönünün tersi. Saat yönünün tersi 270 derece. Bakın bu saat yönünün tersi 270 derece döndürülürse anlamındadır. Tamam mı? Bu sefer saat yönünde çevirmeyeceğiz arkadaşlar. Saat yönünün tersine çevireceğiz. 270 derece. Şimdi bakın az önce size ne dedim? Bunun dedim köşelerinin koordinatlarını çizin. Yani 1'e 1. Buran oldu 7'ye 1. Buran oldu 5'e 8 oldu değil mi? 5'e 8. Şimdi burada. Burada. Batu bunun köşelerini yazıyoruz önce. 1 1. 7 1. 5, 8 yazdık değil mi? Bak görüyorsun. A, B, C. A, B, C. Şimdi bak 270 derece döndürüyor ya. 270 derece döndürdüğünde bir kere ne olacak? Yer değiştirecek değil mi? Bu 5 ile 8. Yani buradaki bütün ifadeler yer değiştirecek. Bak 1'e 1. 1'e 7. 8'e 5. Yer değiştirdi mi? Değiştirdi. Peki 270 derece döndürdüğün zaman bak yer değiştirmesinin sebebi 90 ve 270'lerde bu koordinatlar işaretlerine bakılmaksızın yer değiştiriliyor. İşaretlerine en son bakılıyor. Şimdi 270 derece çevirdiğim zaman önce buraya gelir 90 derece. 180 derece de buraya gelir. 270 derece de buraya gelir. Yani burada x artı y eksi işaretli değil mi? O zaman şekil madem buraya geliyor x artı y eksi ise o zaman artı eksi artı eksi artı eksi. Bak ne yaptım? Koydum noktaların koordinatlarını. İşaretlerini bir koydum yani yazdım. Şimdi Batu bak geliyorum işaretliyorum. Hangi nokta? 1'e eksi 1 noktası. Bak tam şura. 1'e eksi 1 noktası. Tam bura. 1'e 7 noktası. Tam şura. Yok özür diliyorum. Yanlış söyledim ya. 1'e 7 noktası orası değil. 1'e bir, heh, bu eksi 7. Heh, şimdi oldu. 1'e eksi 7 noktası. O da tam şura. O da tam şura. Özür diliyorum. 1'e eksi 7 noktası tam şura. 8'e eksi 5 noktası. Yani şuradan bir daha gideceğim az bir şey daha. 8 burada olsun. Eksi 5 de şurada olsun. Bak görüyor musun? Şu. Şekil dikkat ediyorsan çok da böyle kolay oluşmadı. İşte o noktaları da şöyle birleştirirsem demek ki dönüşüm altındaki şeklin görüntüsü bu oluyor. Tabii daha milimetrik çizildiği zaman şekil daha milimetrik oturacaktır. Ama ana mantık, ana yöntem bu. İşte bu pratik yöntemi bununla birleştirdiğin zaman istediğin gibi şekli orijin etrafında döndürebilirsin. Bak tekrar söylüyorum. Orijin etrafında döndürmeye çalışırdım ben. Bu olay orijin etrafında dönme olayıdır. Merhaba sevgili arkadaşlar. Batu ile bugün bir noktanın orijin etrafında döndürülmesini çalışıyoruz. Size arkadaşlar bu konuda aklınızın en az karışacağı en harika yöntemi göstereceğim. Gerçekten noktanın orijin etrafında döndürülmesi, bir şekli çevirirken döndürülmesi adına görebileceğiniz en kolay yöntem. Batu merhaba. Merhaba. Şimdi bir A noktası alalım. A'ya B olsun, tamam mı? Burada A artı işaretli, B de artı işaretli olsun. Şimdi biz bunu dönüştürelim beraber seninle. Döndürelim. Nerede? Orijin etrafında döndürüyoruz. Bunu unutmayalım. Nerede döndürdüğümüz çok önemli. Orijin etrafında döndürüyoruz. Şimdi bunun kısa yolu şu şekilde. Belki bazı kaynaklarda yer almış olabilir. Bakınız ben bunun minimum aklınızı karışacak şekilde söylüyorum arkadaşlar. 90 derece ve 270 derecede bir XY noktasında bakın X ile Y yer değiştiriyor. Yani Y'ye X oluyor. Fakat 180 derece ve 360 derecede ne oluyor? Yer değişmiyor. Bir kere bunu yazın. Yer değişecek. Yer değişimi yok. Bakın yer değişimi yok. Tamam mı? Sonra işaretlere de manuel bakacağız. İşaretlere manuel bak. Arkadaşlar emin olun bu yöntem hayatta kafanızda bir karışıklığa sebep olmaz. En net yöntem budur. Bakın işaretlere manuel bak. Şimdi ne demek istiyorum? Hemen bakalım. Şöyle bir yazdıklarımı unutmayın. Şimdi bir nokta alalım arkadaşlar. Mesela bu nokta ne noktası olsun?
2'ye 5 noktası olsun. Bunun 90 derece, 180 derece, bakın 270 derece ve 360 derece döndürmeleri yapalım. Şeklin döndürmesini de birazdan yapacağım arkadaşlar. Önce noktayı döndürelim. Şekil zaten noktalardan oluşur. Köşe noktalarını döndüreceğim. Şimdi beni büyük bir dikkatle takip edin. Şimdi 90, 180, 270, 360. Bu noktayı çeviriyorum. Bu nokta nerede arkadaşlar? Birinci bölgede, değil mi? Bu nokta birinci bölgede. Ne yönde döndürüyorum? Saat yönünde döndürmelerim. Bu arada onu da belirttim. Saat yönünde. Bakın, otomatikman arkadaşlar 90 derece döndürdüğüm zaman 5-2 yazıyorum. Buna değiştirmiyorum. Buna yine 5-2 yazıyorum. Bunu yine değiştirmiyorum. Çünkü az önce söylemiştim. 90 ve 270'lerde yer değiştiriyor. Çünkü karşı komşu komşu karşı oluyor. Hatta trigonometride dedi ki isim değişikliğinin sebebi de budur arkadaşlar. Şimdi 90 derece çevirdiğiniz zaman bir nerede? Şurada. 2, 3, 4. Şimdi bakın arkadaşlar. Şuna B noktası diyeyim. Şuna C noktası diyeyim. Şuna D, şuna E diyeyim. Bakın B noktası nerededir? Şuradadır. Peki burada X'in işaretine artı. B'nin Y'nin işaretine eksi. O zaman arkadaşlar geliyorum hemen şuraya. Artı, buna da ne yapıyorum? Eksiği koyuyorum. İşte bakın döndürme bu kadar. Şimdi 180 derece döndürdüğüm zaman ne olacak? C noktası hani 90 döndü. 90 döndü, buraya geldi. Bir 90 daha böyle dönerse o zaman buraya gelir. Burada X de eksi, Y de eksi. O zaman geliyorum, bakın önlerine hemen eksilerini attım. Bitti. Sonra geldim arkadaşlar, 270 derece döndürüyorum. Yani nereye geldi? Şuraya geldi. Peki burada X eksi, Y artı. Hemen ne yapıyorum? Eksiği koyuyorum, artıyı koyuyorum. Bitti. 360 derece döndüğüm zaman zaten olduğum yere göre bakın zaten artı artı. Hakikaten de mantığım da doğruymuş. Batu, nasıl yöntem sence? Yani kafa karıştıracak olay sıfır yani. Şimdi bir tane daha yapalım. Bu seferki şey olacak. Noktayı birazcık daha değişik alacağım. Mesela eksili bir nokta olsa ne olur? Bazen böyle olunca sizin kafanız karışabiliyor. Mesela A eksi 2'ye 5 noktası saat yönünde döndürülecek. Mesela 90 derece, 180 derece, 270 derece, 360 derece. 90 derece, 180 derece, 270 derece, 360 derece döndürülecek. Şimdi bakın yine burada işaretlere takılmadan döndüreceğiz arkadaşlar. Sadece noktayı yerini çizelim. Eksiği artı olduğu nokta neresidir? Şurasıdır. Yani ikinci bölgededir. A noktası buradadır. Şimdi B noktası, C noktası, D noktası ve E noktasını nasıl oluşturduğuma dikkat edin. Şimdi 90 derece döndürdüğüm zaman saat yönünde buraya gelecek, değil mi? Ama öncelikli olarak bakın işaretleri düşünmeden şuradaki sayılara odaklanalım. Bakın sayılara odaklanın, işaret düşünmeyin. 90 derece döndürmede 5, 2. 180 derece döndürmede 2, 5. 270 derece döndürmede 5, 2. 360 derece döndürmede yine 2, 5 olacak. Şimdi işaretlere beraber buradan manuel bakacağız arkadaşlar. Şimdi bu nokta ikinci bölgede. Yani bu nokta şurada. Sen bu noktayı buradan alıyorsun, buraya getiriyorsun. Şimdi sen bu noktayı buradan alıp buraya getirdiğin zaman bu birinci bölge oluyor. Burada ikisi de artı değil mi? Artı. O zaman hop artı yazıyorsun. Bitti iş. Sonra bunu sen bir 90 daha döndürüyorsun. Nereye geldi? Buraya. Burada ne? X artı Y eksi. Hop geliyorsun, artı eksi. Bitti. Sonra sen bunu alıyorsun, bir daha döndürüyorsun. X eksi Y eksi. Hop yaz. O da bitti. Sonra bir daha getiriyorsun buraya. O zaman ne oldu? X eksi Y artı. O zaman bakın ne oldu? X eksi Y artı. Ana bak, hakikaten de doğruymuş. Eksi 2'ye 5 noktası yine oluştu. İşte şu gördüğünüz yöntem çok harika bir yöntemdir. Şimdi şekli çevireceğim arkadaşlar. Botu anlaşılmayan bir yer yok, değil mi? Gayet güzel, net. Yöntemim nasıl? Yani böyle benim gibi keşfetmiş hocalar vardır muhakkak da. Hani ben bunu kendi kendime şey yaptım. Yani çok öğrencinin kafası karıştığı için zamanla kendi kendime şey yaptım. Pratik bir yöntem yani. Pratiğe döktüm yani açıkçası. Yani zaten bu konu böyle anlatılıyor da. Şimdi bak mesela seninle bir nokta bir şekli çevireceğiz. Tamam mı? Bak sıkı dur. Şöyle bir şekli çevirelim. Ama harika çizdim ha. Az daha. Hadi. Neyse. Tamam. İdare eder. Günü kurtarır. Şimdi şu nokta var ya, şu nokta ne olsun? 2'ye 0 noktası olsun. Şu nokta, Yasin'cim ne yapıyorsun? 0'a 2 noktası olsun. Şu nokta 5'e 2 noktası olsun. Şu noktada 5'e 0 noktası olsun. Bak bunu, bu mesela belki adam şekli böyle vermez. Gelir şuraya 5 der, şuraya 2 der ama biz bu noktaları yazacağız, tamam mı? Yazacağız. Şimdi arkadaşlar beni büyük bir dikkatle takip edin.
Orijin etrafında bu şekil, orijin etrafında saat yönünde 270 derece döndürülürse oluşan şekli çizelim. Şimdi zaten arkadaşlar aslında burada bu şekli belki hızlı çizebilirseniz ama şeklin mesela bir üçgen olduğunu düşünürseniz belki çizimi zor olabilir. Mesela şöyle bir üçgen olur, tamam mı? Bak şöyle bir üçgen verir, tamam mı? O zaman kafan karışır işte. O zaman çizemeyebilirsin yani. O yüzden hani ben burada dikdörtgeni yaptım diye hani demek ki hocam ben bunu zaten bunsuz da yaparım diye bir algıya düşme. Çünkü burada sana üçgen de verebilirdi. Üçgenlisini de başka bir zaman yaparız inşallah. Tamam mı? Şimdi burada orijin etrafında saat yönünde döndüreceğim. Kaç derece? 270 derece döndüreceğim. Şimdi yapmam gereken olayı ben söylüyorum. Bakın rengimi değiştiriyorum. A noktası olsun, B noktası olsun, C noktası olsun. Şu da D. D zaten değişmez çünkü D orijin zaten. Yeni A noktasını bulalım arkadaşlar. 270 derece dediği için bir kere ne olacak Batu? Yer değiştiriyor. 2'ye 0. B noktasını bulalım. 2'ye 5. C noktasını bulalım. 0'a 5. Şimdi ama bak bunlar döndüğü zaman 90 derece de buraya gelir. 180 de buraya gelir. 270 de buraya gelir değil mi? Burada x'ler eksi, y'ler artı. He, o zaman x'lere eksiyi koyayım. Y'ler de artı. O zaman ben şimdi bu şekli şuradaki mor kalemle şu noktaları işaretliyorum. Eksi 2'ye 0 noktası neresidir? Tam şurasıdır. Eksi 2'ye 5 noktası neresidir? Tam şurasıdır. 0'a 5 noktası o da neresidir? Burasıdır. Demek ki o zaman benim bu şekli dönüştürdüğüm zaman oluşan şekil ne? İşte bu. Bakın arkadaşlar inanılmaz kolay bir yöntem anlattım size. Lütfen bu çalışmalarımı beğeniyorsanız like atmayı unutmayın. Bakalım kaç dakikamız var? 2 dakikamız var. Şimdi burada baktığımız zaman olaya bunu bu şekilde dönüştürdük. Bence hiçbir sıkıntı yok. Yani ne oldu arkadaşlar? Önce bir şeklin köşelerini çevireceğiz. Yani mesela burada soru size örnek veriyorum. Çok daha karışık bir şekil verseydi. İşte şöyle, böyle, 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 böyle bir şey verseydi. Siz gelirdiniz şu köşe noktalarını şu benim anlattığım mantıkta çevirirdiniz. Daha sonra işaretler şekli çizerdiniz. Anlamayan arkadaş varsa bir daha videoyu durdursun, başa alsın. Dediklerimi tek tek yazsın, baksın arkadaşlar. Anlaşılmaması inanın mümkün değil. Bu yöntem orijin etrafında döndürmenin en net, en güzel, en sade yöntemidir. Herkese hayırlı çalışmalar diliyorum arkadaşlar.